Belirtiler değişti, virüs değişti çünkü. Tabii biz virüsün, ben doktora da yaptım, immünoloji doktorası da, bu açıdan da yakınım mevzuya. Virüs zaman içinde çok hızlı geçtiği için insandan insana çok da hızlı mutasyona uğruyor. Tabii mutasyonun biz nereye gideceğini çok öngöremiyoruz. Sadece seyrediyoruz, seyredebiliyoruz sadece. Bu anlamda mutasyona uğradığı için semptomlar da değişti. Biz şu anda daha çok boğaz ağrısı, kas ağrısı, şikayetini daha ön planda görüyoruz. Yani nezle gibi. Kiminde bir gün sürüyor, kiminde üç gün sürüyor. Enteresan bir şekilde kişiden kişiye değişiyor elbette. Sadece bizi mutlu eden şey, beni kendi adıma, baktığım zaman hastaneye yatan hastalara, şu an için hastanede yatan hastamız servisimizde yok. Tesadüfen COVID bulunan ameliyat öncesi hastalarımız var. Onlar çok ciddi semptomlara sahip değiller, güzel olan. Acillere baktığımız zaman grip şikayetiyle başvuranların %45-50'si PCR pozitif çıkıyor. Tabii bu %50'si PCR negatif, hakikaten COVID değil demek değil bu. Ama yakaladığımız %50. Burada en büyük tabii ki risk grubu yaşlı hastalar, ileri yaş ve kronik hastalığı olan hastalar. Onların kesinlikle kendilerini sakınmaları gerekiyor. Onlar ne yapacaklar? Kapalı yerlerde maske takacaklar. Mümkün mertebe çok kalabalık yerlere girmeyecekler eğer çok şart değilse. Bu şekilde koyacaklar kendilerini. Beslenme çok önemli tabii burada. Vitaminleri almak, uyku düzenleri, çok stresten uzak durmak mümkün mertebe çok kıymetli. Kendini halsiz hisseden, kas ağrısı olan, boğaz ağrısı olan herkes, kesinlikle COVID olma ihtimali olan hastalar böyle değerlendirmeliler kendilerini. Lütfen eğer böyle semptomları varsa toplumdan uzak dursunlar ki başka insanlara sıkıntı yaratmasınlar. PCR negatif çıksa bile. Çok hızlı, çok hızlı bulaşıyor. Çok hızlı bulaşıyor. Bu tabii mutasyonun da hızını arttırıyor elbette. Çok hızlı bulaşıyor şu anki tipi. Dikkat etmek gerekiyor elbette. Tabii buna ne kadar dikkat edebilirsiniz? %100 edemezsiniz elbette. Çünkü kalabalık toplumlara girip çıkıyoruz. Mecbur iş icabı ya da başka şekilde. Ama dediğim gibi kendinizi eğer halsiz hissediyorsanız lütfen toplumdan birazcık izole edin kendinizi. Covid olduğunuz, olma ihtimalinizin yüksek olduğunu düşünün. Ve diğer insanları korumak adına da şeyleri yerine getirin. Maske, mesafeyi mümkün mertebe yine göz önüne alalım. Maalesef oluyor tabii, hani o insanların daha çok etraflarına zararları oluyor fark etmeden. Tabii insanların hiçbiri kötü niyetli bunu yapmıyorlardır ama çok farkında değiller olayın ciddiyetine. Burada en önemli grup dediğim gibi yine yaşlı ve hasta insanlar. Onları daha çok riske atmamamız gerekiyor.